Hepinize tekrar iyi pazarlar. Rab bereketlesin, ziyaret etsin. Geçen hafta bir konuya başladık. Devam edeceğimizi söylemiştim. Sözümü tuttum ve devam ediyoruz. Hangi ayetler üzerinde düşünmüştük, hatırlayan var mı acaba? Dünkü, geçen haftaki vaaz bir işe yaradı mı? Hangi ayetlerdi? Romalılar 12, 1 ve 2. Evet, Romalılar 12, 1. ve 2. ayet. Tekrar okuyalım çünkü bu çok önemli. Ne açıdan önemli? Hani demiştik ya, Rab'le tanışmak onunla bir yolculuğa başlamaktır. Yan yana yürüdüğümüz, bir şekilde hayatımızda sürekli kendini gösterdiği bir yol arkadaşlığıdır. Ve bu yolculuk boyunca birbirimize sesleniyoruz, birbirimizle bir şekilde haberleşiyoruz ve burada Rabbin isteğinin ne olduğunu anlamaktan söz ediyor. Bu çok önemlidir. Rabbin bizim için olan isteğini anlayabilmek çok önemlidir. Biz yüreğimizi ona dökeriz ama bu tavandan dönen bir dua değildir. Bu tavandan dönen bir talep, bir istek değildir. Bu kendi kendine dua etmek şeklinde değildir. Rabbin bir şekilde bizlere cevap verdi. Öncelikle tabii ki kelam aracılığıyla cevap veriyor. Kutsal ruh aracılığıyla cevap veriyor. Bir anlayış veriyor. Ve burada bu anlayıştan söz ediyor. Ayırt etmekten söz ediyor çünkü. Ve bu ayetler şöyle diyor. Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'ya hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Şimdi öncelikle şunu demiştik. Bu çağın gidişine uymamak ne demek? Uymamak çok önemli çünkü diyor ki bunun yerine anlayın. Yani bir anlayış, Rabbin isteğinin anlayışı, önce bu çağın gidişinin bizdeki doluluğunu kaldırması lazım, onun yerine geçmesi lazım. Bu yüzden geçen hafta bu çağa bir şekilde nasıl bizlere bir düşünce biçimini verdiğini ve bundan nasıl vazgeçmemiz gerektiğini söylemiştik. Peki bu çağın gidişine, bu çağın düşüncesine karşılık Rabbin isteğini koyacaksak, Rabbin isteğini keşfedeceksek, bu isteğinin burada üç farklı boyutla bizlere bildiriliyor. Bu isteğinin üç özelliği vardır. Çok önemli bunlar. Bunlar Paulus'un hani güzel cümle kurayım diye tekrarladığı üç sıfat değildir. Bunlar her biriyle hayatımızı aydınlatmak istediği çok önemli, geliştirmemizi istediği çok önemli bir ruhsal alandır. Tanrı isteğinin önce iyidir, ikincisi beğenilirdir, üçüncüsü yetkindir. Ve biz bu Tanrı isteğinin üçer boyutunu anlamamız gerekiyor. Bugün Tanrı'nın isteğinin iyiliği hakkında konuşacağız. Çok önemli çünkü Tanrımız iyidir. Ve onun bizim için olan isteği iyidir. Ve bu konuda bazı şeyler anlamamızı istiyor. Her şey birden Rabbin bir seslenişle veya bir duaya verdiği cevapla olacak değildir. Öncelikle diyor ki siz kendi düşüncenizin yenilenmesiyle değişmeniz lazım, değiştirmeniz lazım. Çok farklı bir düşünce biçimini kazanmamız lazım Rab'den ki bu öyle olabilmesi için. Ama Rabbin isteğinin bu üç farklı boyutunu aynı zamanda Paulus bu bölümden itibaren işlediği, mektubun sonuna kadar işlediği bölümlerde bir şekilde açtığını anlatmıştık. İyi isteğini bir şekilde 12. ve 13. bölümde işliyor. Beğenilir isteğini 14. ve 15. bölümlerde işliyor. Ve mükemmel, yetkin, tam olan isteğini 15. ve 16. bölümlerde işleniyor.
Geçen hafta burada mı söylemiştik, Pendik'te mi söylemiştik emin değilim. Ama örneğin beğenilir isteği hakkında iki koskoca bölüm var. 14. ve 15. bölüm. Bu demek ki çok önemli bir konudur. Kardeşlerle iyi geçinmek konusu. Göreceğiz. Rabbin izin verirse bizim konferanstan sonraki hafta bunu ele alacağız. Ama bugün Rabbin iyi isteğini öğrenmek istiyoruz. Çünkü genellikle dünyanın bize verdiği anlayış ile veya bir şekilde atalarımızdan, aile yetiştirme tarzımızdan edindiğimiz dünya görüşüyle her şeyi, hani üç farklı yön vardır demiştik. Bir taraftan her şeyi suç olarak değerlendiren dünya görüşü var. Diğer taraftan her şeyi bir tehdit olarak gören, korku içinde yaşayan dünya görüşü. Bir diğer taraftan ayıp anlayışıyla diğer insanlar benim hakkında ne düşünecek dünya görüşü var. Ve bu yüzden bunlardan kurtulup Tanrı'nın bize verdiği gerçek değeri ve iyiliklerini bizimle paylaşmak istediği şekli anlamak son derece önemlidir. Şimdi Tanrı'nın isteği iyi ise kimin için iyidir? Kendisi için mi iyidir? Tasarısı için mi iyidir? Çünkü iyilik ölçüsü biraz göreceli. Mesela birinin iman uğruna can vermesi, şehit olarak ölmesi Tanrı'nın tasarısı için iyi midir, kötü müdür? Kendisi için de bir şekilde ruhsal anlamda iyidir ama aynı zamanda büyük bir acıdır, acıklıdır. Değil mi? Ailesi, yakınları için zor bir konudur. Dolayısıyla iyilik anlayışımız neye göre biçimleniyor? Peki Tanrı'nın isteği benim için iyiyse, bana iyi gibi gelen her şey acaba iyi midir? Hani misal çocuğa yaptığımız aşı. Çocuğa aşı yapılması kendisi için iyi midir, kötü müdür? İyidir. Peki çocuğa sorsan? Çok kötü. Dolayısıyla bakış açımıza göre çok değişebilir. Rab zaman zaman da aşı yapar. Çünkü günah denilen bir mikrop var. Ve o mikroba karşı bağışıklık kazanalım diye zaman zaman bir yerde sokuyor, bir yerden patlatıyor, bir yerden hoşlanmadığımız durumlara izin verebiliyor. Veya acaba burada bahsettiği iyilik, hani demin söyledik ya kardeşlerle olan ilişkide, senin için değil de kardeşin için iyiyse, ya ille de her şey kendi iyiliğimiz olarak değerlendirmemek lazım. Rabbe gelenler, antiparantez söyleyeyim, zaman zaman en bencil varlıklar haline gelebilirler. Rab benim içindir. Rab benim dualarım içindir. Rab benim bütün kaprislerimi getirmek zorundadır. Rab artık benim tılsımımdır. Rab artık benim emrimdedir gibi. Ama acaba iyilik ille de sana iyilik olmayabilir? Ya Rabbin isteğindeki İyilik, seninle ilgili iyilik, kardeşinin iyiliğini sağlaman için ve kardeşinin iyiliğini sağlayabilmen için kendin bir fedakarlıkta bulunman gerekirse, bu yine iyi midir? Dolayısıyla Tanrı'nın iyiliğini anlamaya çalışırken gerçekten kelama dayanmamız gerekiyor ve bu zihniyet değişikliğiyle değişmemiz gerekiyor. Kutsal Ruh'un bizlerde yapacağı bu işlemi tamamlaması için izin vermemiz gerekiyor. Yüreğimizi açmamız gerekiyor. Bu 12. bölüm aslında 9. 10. ve 11. bölümden sonra geliyor. Orada bir konu işleniyor. Çok önemli bir konu. Hani eski ahitte hep İsrail halkının düştüğü hatalar, yanlışlar var ya. Okuduğumuz zaman vah 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 bu İsrailliler ne kadar kalın kafalı idiler diyoruz. Ondan sonra bir bakıyoruz Rabbin yolunda ilerlerken biz onlara bayağı da benziyormuşuz.
bu sefer vah 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 biz ne kadar kalın kafalıyız deyip aslında Rabbin bizimle nasıl bir sabırla, nasıl bir itinayla, nasıl bir incelikle işlemesi gerektiğini anlıyoruz. Bu bölümlerde 9'dan 11'e olan bölümlerde İsrailliler şaşkına dönmüş. Neden? Çünkü binlerce yıl boyunca Rab onlara seçilmiş halk sizsiniz demişti. Tabii bu seçilmiş halk olmak ne anlama geldiğini pek anlamadılar. Ne için seçilmiş halksınız? Dedi ki aslında herkesin hizmetkarı olmak için. Ama onlar seçilmişliği daha çok bizim de kendi protestan camiasında bazen anladığımız gibi ben seçilmişim. Ne demek? Ben bir şekilde herkesten bir kademe yukarı getirilmişim. Halbuki seçilmiş, ne için seçilmişiz? Mesela ben desem ki haftaya tuvaletleri temizlemek için seçilmişsin. Böyle bir seçilmişlik. Hizmet etmek için, en alt kademeyi almak için, herkesin emrinde amadede olmak için. Ama onlar seçilmişti, birden diyor ki, bak İsa geldi, Mesih geldi, haçta öldü, dirildi, öldü, dirildi, yükseldi, kutsal ruh geldi ve şimdi kutsal ruh diğer uluslarla flört ediyor. Diğer uluslara gidiyor. Bunlar nedir? Bunlar seçilmemişti. Bizler seçilmiştik. Bizlerse bakınız giderek durumumuz daha kötüye gidiyor. Ve Paulus bu üç koskoca bölümü bunu kendilerine açıklamak için İsraillerin kendi kendine sorduğu bir soru var. Çok önemli bir soru. Tanrı'nın vaatleri sürerken nasıl oldu İsrail reddedildi? Bakınız bu basit bir soru değil. İnsan açısından basit olabilir. Hani sen bana söz vermiştin niye yerine getirdin? Oluyor. Olağan şeylerdir. Ama burada kimden bahsediyoruz? Tanrı'nın kendisinden. Tanrı'nın vaatleri sürerken Paulus bunun altını çiziyor. Ortadan kaldırılmışken demiyor. Tanrı'nın vaatleri sürerken nasıl olur? İsrail reddedildi, diğer uluslar seçildi. Hani iyiliğin, hani bana garantiler vermiştin, hani beni terk etmeyecektin, hani sözünden dönmezdin, hani Tanrı'nın armağanları ve çağrısı geri alınmaz mıydı? Ve bunu anlayamıyorlar. Nasıl olur bu iş? Hani bizleri vaat edilen toprağa verecektin? Ve o vaat edilen toprakta hep bal ve süt akacaktı. Ve biz bal ve sütle beslenecektik. En tatlı gıdalar. Acaba Rab sözünü geri aldı mı? Ve işte bu noktada Paulus açıklıyor. Bütün bunlar bir süreliğine başınıza geldi. Çünkü bu sayede eninde sonunda Rab herkese merhamet edecek. Çünkü evet Tanrı'nın armağanları ve çağrısı geri alınmazdır. İsrail ile ilgili tasarısı değişmemiştir. Ama biraz sizlere şekil vermesi gerekiyor. Peki bu İsrail'in iyiliği için miydi? Bir sorsanız da. 2000 yıl boyunca İsrail'in başına neler geldi? Geçen yüzyıl 2. Dünya Savaşı'nda. Bu İsrail'in iyiliği için miydi? Evet. Acaba o zaman bizim hayatımızda ne oluyor, ne bitiyor? Bu iyilik nasıl bir iyiliktir? Tanrı'nın bizlerde göstermek istediği kendi görkeminin pürüzsüz olarak, parazitsiz olarak, gölgesiz olarak gösterebilmesi, gösterilebilmesi için Rabbin bizlerde işlemesi gerektiği terbiyedir, berekettir, anlayıştır. Şimdi İncil'den bir iki temel ayet kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Birincisi benimle okursanız sevinirim çünkü önemli ayetler. Efesliler 1:11. Diyor ki, bakınız bu ayet çok kesin. Diyor ki, Efesliler 1:11. Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih'te seçildiniz.
İkinci kısmını seviyoruz ama ben daha çok birinci kısımda odaklanmak istiyorum. Diyor ki her şey kendi keyfince, öyle diyebiliriz değil mi? Kendi isteği doğrultusunda her şeyi kendi keyfince düzenleyen Tanrı. Tanrı ne isterse yapar. Sen kalkıp da yaralana beni niye böyle yarattın diye sorabilir misin? Keyfince yapar. Kafasınca yapar. Bu belki insanlarda bir faziletten ziyade bir kusur olurdu. Çünkü insanlar keyfince, kafasınca hareket edince ne şekilde davranıyorlar? Bencilce davranıyorlar. Ama burada bitmiyor olay. Ama önce bunu kabul etmemiz gerekiyor. Tanrı ne isterse yapacaktır. Sen tepin, sen bağır, çağır, develen. Tanrı yine de istediğini yapacaktır. Ancak bu noktada anlamamız gereken bir şey daha var. Kültürümüzden gelen, hani hayır ve şer Allah'tandır anlayışıyla Tanrı'nın keyfi başımıza bazı zararlar, kötülükler getirebileceği düşüncesine yol açabilir. Ama her şeyi amacına uygun yapan Tanrı'nın bu amacı nasıl bir amaçtır? Kelam bizi bu şeyde muallakta bırakmıyor. 11. ayette kafasına göre keyfince her şey yapıyor diyor ama kaçıncı ayette? 9. ayete bakınız ne diyor. Ne güzel bir şey söylüyor. Bizi rahatlatıyor. Bize bir nefes aldırıyor. Bize bir serin su serpiyor yüreğimize. Diyor ki 9. ayette Tanrı'nın sır olan isteğini Mesih'te edindiği nasıl bir amaç? İyi amaç uyarınca bize açıkladı. Tanrı'nın amacı iyi haberlerin var. İyidir. Her zaman iyidir. Yararlıdır. Faydalıdır. Ruhça geliştiricidir. Bereketleyicidir. Sonunda zafere ulaştırıcıdır. Toparlayıcıdır. Kurtarıcıdır. Her şeyiyle bizleri istediği hedefe, amaca ulaştıran onun bereketidir. Bu konuda güvenebiliriz. Tanrı'nın keyfi ne güzel bir keyiftir. Çünkü keyfi sürekli iyilik yapmaktır. Kafasınca davranması ne rahatlatıcı bir gerçektir. Çünkü kafasına göre davrandığı zaman kafasında sürekli ne var? Benim sizinle ilgili düşüncelerim. Eminim bu ezbere bildiğimiz ayetlerden. Yeremia 29:11 miydi? Sizinle ilgili düşüncelerim kötülük düşünceleri değil, İyilik düşünceleridir. Ay ne güzel Rab. Senin düşüncelerin bizim hakkımızda iyilik düşünceleri olması ne hoştur. Evet öyledir. Tanrı'nın kafasına göre davrandığı her zaman kafasında ne var? İyilik var. Ve bu konuda güvenebiliriz. Yine de bu bağlamda Romalılar 8. bölüm. Onu da ezbere biliyoruz değil mi? Romalılar 8. bölüm. Ve 28. ayet. Yani benim hayatımda Yuhanna 3:16'dan sonra belki en önemli ayettir. Birçok şey özetliyor. Birçok şeyin temelini yatıyor. Tanrı'nın ezbere biliyor musunuz? Kendisini sevenlerle birlikte amacı uyarınca çağrılmış olanların hayatında her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz aşağı yukarı. Şimdi bakınız bu ayet çok önemli. Diyor ki tekrar yerinde okuyalım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Her durumda iyilik için etkindir. İki şart var. Ayette iki şart var. Birincisi, kendisini sevenlerle. Seviyorsanız ne mutlu size. Seviyoruz. Sevgisi mükemmel olanlarla demiyor. Seviyoruz. Kendimizce seviyoruz. Eksikliklerimizle seviyoruz. Biz onu seviyoruz çünkü önce o bizi sevdi.
Yani sevgimiz pürüzsüz, cömertçe, özverili, karşılık istemeyen bir sevgi değildir aslında. Daha çok onun sevgi şelalesine uğradık. Ondan sonra dedik ki bu hayatın anlamı, bu kendim için istediğim şey. Ben bu sevgiyle doyup taşmak istiyorum. Ben bu sevgi yaşamak istiyorum. Yavaş yavaş kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisini iman edenlerin yüreklerine de döküyor. Biz de onu seviyoruz. Sevginin derecesini söylemiyor, seviyoruz. Buradaki herkes seviyor, tamam. Birinci şartı yerine getirdik, ne güzel. İkinci şartı nedir? Diyor ki, amacı uyarınca çağrılmış olanlar. Ha, bu iyiliğin bir amacı varmış. Bu iyiliğin amacı bizleri rahatlatmak değil. Bu iyiliğin amacı İsraillerin anlayışına göre vaat edilen süt ve bal akan o vaat edilen diyarda keyfince bizleri yaşatmak mıdır? Bazen öyle düşünüyor insan. Yani sürekli Tanrı benim hayatımı kolaylaştırmak için vardır. Yanlış. Kolaylaştıracak. Ama amaç o değildir. Nedir Tanrı'nın bizim için beslediği amaç? Senin benim için asıl hedefi, amaçların en ağlası. Söylüyor bir sonraki ayette, 29. ayette ne diyor? Diyor ki, çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Yani Tanrı'nın her durumda iyilik için etkin olmasının amacı ve hedefi sende, bende Tanrı'nın benzerliğini oluşturmaktır. Tanrı'nın benzerliği sende ricayla mı oluşuyor, tokatla mı oluşuyor bilmiyorum. Hangisini Rab kullanması gerekiyor? Gülle mi olacak? Dikenle mi olacak? Amaç, Rab senin için amaçladığı iyilik, sende Mesih'in benzerliğini oluşturmaktır. Yani İsrail dünyada vaat edilen diyarı ararken Rab diyor ki vaat edilen diyar aslında sizsiniz. Bal ve neydi dedi ki? Süt akan diyar sizsiniz. Ben yatırımımı toprakta yapmadım. Ben yatırımımı yüreklerde yapıyorum. Ben sizleri vaat edilen diyara dönüştürmek istiyorum. Ben sizleri Mesih'in benzerliğine kavuşturmak istiyorum. Bu yüzden her şeyimi, yaptığım her şeyi bu iyilik için yapıyorum. Bu konuda düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Doğru soru, bir takım durumlar yaşadığımız zaman neden Tanrı'nın vaatleri sürerken bizleri reddetti değil. İsrail'in sorusu buydu değil mi? Sorusu şu. Asıl soru şu. Tanrı'nın vaatleri sürerken beni vaat edilen diyara nasıl dönüştürmek istiyor? Bu yaşadığım durum hoş veya nahoş durumum bende Mesih'in benzerliğinin gelişmesine nasıl yardım edecektir? Neden yaptın? Ne olacak? Ne zaman kurtulacak? Rab beni kurtaracak bundan değil. İmanda gelişmem aşamalarımızda en azından ben kendimi anlatıyorum. Kendi eksikliklerimi, gaflarımı anlatayım. Abi önce soruyorsun neden izin verdin? Neden başıma böyle bir şey gelmesini?
yavaş yavaş bunu terk ettim. Bu çok ruhça olgun bir tepki değildir. Sonra sordum. Ha, bir iyi amaç. Ne harika amaç yapmak istiyorsun? Beni nasıl kurtaracaksın bundan? Bu biraz daha iyi. Ama hala bencilce bir yaklaşımdır. Hala Tanrı'nın bütün yaptıklarının odağı ben olmuş oluyorum. Tanrı bende nasıl bir zafere ulaştıracak? Tanrı beni nasıl bir iyiliğe kavuşturacak? Tanrı bu durumdan nasıl beni kurtaracak? Hani ne bileyim, belki uçağı kaçırmışım. Bu yüzden işte randevularım vardı, bütün işlerim suya düştü ama o uçak sonra kaza yaptı. Aa, iyi ki Rab beni o uçaktan indirmiştir veya bu uçağa bindirmemiştir diye. Ama olay bu ikinci aşama hala hikayenin kahramanı biz oluyoruz. Her şey bizde başlayıp bitiyor. Asıl soru şu: bu yaşadığım hoş veya zor durumlarla Rab bende Mesih'in hangi yönünü geliştirmek istiyor? Öyle ki hayatının kahramanı sen değil, kim olsun? Mesih olsun. Sende bende gelişen Mesih'in karakteri olsun. Vaat edilen diyar sizsiniz. Vaat edilen diyar benim. 1. Petrus 2:2. Birinci mi, ikinci miydi? Bulayım, ona göre de kesin söyleyeyim. İkinci Petrus olsa gerek. Birinci Petrus 1:4. Evet. Bakınız, diyor ki onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli ne verdi? Vaatler verdi. Verilen en değerli ve en yüce vaat nedir? Burada söylüyor. Onun yüceliğine. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak dünyanın gidişatından bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız. Başka bir deyişle, Tanrı size vaat ettiği diyar, süt ve bal akan diyar sizsiniz. Sizi Mesih'in benzerliğine dönüştürmek istiyor. Vaat edilen diyar Mesih'in kendisidir. Bal neyin simgesidir eski antlaşmada çoğu zaman? Doğru, ama mezmurlarda sürekli Tanrı'nın yasasına benzetiliyor. Bal gibidir, ağzımda bal gibi. Süt neyin simgesi? Tanrı'nın kelamı, bizleri besleyen Tanrı'nın kelamı. Yüreğindeki bal, Mesih'in benzerliğinin en önemli yönü, ben kendimce hiçbir şey yapmıyorum. Babamdan ne duyarsam, ne görürsem, onun emrinden çıkmıyorum. İtaat edebilmek, özgürce itaat edebilmek. İlginç bir kavram. Romalılarda okuduğumuz ayetlerde, çünkü birinci ayette de ilginç bir kavram vardı hatırlarsanız. Diri kurban olmak. Kurban kurban olabilmesi için neyi kaybetmesi gerekiyor? Canını. O zaman diri kurban nasıl olduğunu biliyor? Peki özgürce itaat edebilmek, itaat edebilmek için neden vazgeçiyorsun itaat ederken? Özgürlüğünden. Nasıl özgürce itaat edilebilir? Ama işte bu bal, keşfettiğimiz zaman, yaşadığımız durumlar aracılığıyla Rab bu iyiliği bizlere bahşediyor. Süt de Tanrı'nın kelamının bizlere verdiği bu anlayış. Tanrı'yı görebilmek. Hem her ayetin arkasında hem de hayatımızın her evresinin arkasında onun elini bize yol gösteren, yolumuzu açan, okşayan, tokatlayan,
sırtımıza teşvik veren onun elini görebilmek, oğlunun benzerliğine dönüşmek gerçekten vaat edilen diyar. Dolayısıyla Tanrı'nın iyi isteğini ayırt edebilmek lazım. Bakınız, anlayın demiyor. Tanrı'nın isteğini ayırt edebilmek lazım. Ayırt edilen veya ayırt edilmesi gereken şey kolayca anlaşılmayan şeydir. Görünen köy ayırt edilmesini istemez. Yani kılavuz istemez, değil mi? Görünüyorsa ortada, birisi gelip de bak orası köydür demesine gerek yoktur. Gözünle görüyorsun. Ama ayırt edilecekse orman, yani Amazon ormanın içinde köy görünmüyor. Ne lazım? Kılavuz lazım. Ayırt edilmesi lazım. İşte bu otomatikman olacak, peşinen olacak, kolayca olacak bir şey değil. Bir takım tecrübelerden geçirilerek Rabbin bizlere kazandırdığı anlayıştır. Doğru soru neydi? Tanrı'nın vaatleri sürerken beni ne zafere ulaştıracak değil. İlk soru da değildi. Tanrı beni niye terk etti değil. Tanrı terk etmiyor. Zafere ulaştıracak kendi zaferime değil. Bende kendi diyarına süt ve bal akan Mesih'in benzerliğini nasıl geliştirecektir? Esas soru bu. İşte bu gözle Romalılar 12. ve 13. bölümleri okuyabiliriz. Okumayacağız şimdi. Uzun uzun sürer ama bir iki yerde durmak istiyorum. Çünkü orada açıklanan Hristiyan hayatına dair günlük pratik yönleri aslında İsa'yı anlatan birer ayrıntıdır. İsa'ya benzeyen bir hayatın ayrıntılarını bizlere sunan birer pırlantadır. 12. bölümü okuyalım, onu yapalım. Bir iki hatırlatmayla bitireyim. Diyor ki 3. ayetten itibaren, Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla hepinize söylüyorum, kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes Tanrı'nın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde sağduyulu olsun. Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi çok sayıda olan bizler de Mesih'te tek bir bedenimiz, bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. Tanrı'nın bize bağışladığı lütfa göre ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin armağanı peygamberlikse iman oranında peygamberlik etsin. Hizmetse hizmet etsin. Öğretmekse öğretsin. Öğüt veren öğütte bulunsun. Bağışta bulunan bunu cömertçe yapsın. Yöneten gayretle yönetsin. Merhamet eden bunu güler yüzle yapsın. Sevginiz iki yüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin. İyiliğe bağlanın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun, Rab'be kulluk edin. Umudunuzla sevinin, sıkıntıya dayanın, kendinizi duaya verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin, iyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Tersine, hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, öç benimdir, ben karşılık vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa doyur. Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen. Yani bunları insan kendi doğal halinde yapabilir mi? Yapamaz.
Eğer İsa hayatımızın dizginlerini ele geçirmezse, hayatımızda kendi gücünü, kudretini, sevgisini, merhametini, lütfunu göstermezse, insan kendi doğal halinde bunları yapamaz. Ama İsa ne zaman bizde taht kurarsa, hayatımızın merkezinde oturuyorsa, yine de zordur ama insan bunu ister. İnsan bunun kendi hayatında gelişmesini görmek ister ve geliştikçe kendini mutlu hisseder. Birincisi herkesin hizmetkarı olmak. Hani İsrail ne için seçilmişti bundan bahsediyor. Ama burada birçok özellik içinde örneğin bir tane 13. ayette diyor ki son cümlesi konuksever olmayı amaç edinin. Konukseverlik çok önemlidir. Kardeşlerin bir araya gelmesi ne güzeldir. Rab oraya sonsuz hayat ve bereketini gönderir. Kardeşlerle birlikte olmak, evimizi açmak, kardeşlerin evine girmek, onlarla vakit geçirmek zordur. İstanbul'un büyüklüğü içerisinde ve koşturmaları içerisinde zordur ama bu çok önemli bir şeydir. İsa sürekli evlere gidiyordu. Yani insanlarla geçirdiği vakitlerin çoğu birinin evinde geçiriyordu. Sofraya oturuyordu. Sofra ne kadar önemli. Sofra sadece beslenme yeri değildir. Sofra muhabbet yeridir. Paylaşım yeridir. Günümüzün en değerli tecrübelerini, vakitlerini paylaştığımız yerdir. Bu yüzden bu konukseverlik İsa'ya benzemektir. Konuk olmak, konuk almak. Örneğin. Bu dünyamız giderek zorlaştırdığı bir şeydir. Zordur. Biz 2 aydır koşturuyoruz. Yok ikametlerle, yok işte Rozan'ın anlattığı işlerle. Başımızı kaldıramıyoruz şeyden. Bilgisayardan, başvurulardan, yazışmalardan, sıkıntılardan veya duadan. Çok duada geçirdiğimiz bir yaz oldu. Bir takım sıkıntılarla. Hepinizin olduğu gibi farklı farklı sebeplerle. Ama işte bu koşturmalar içinde birbirimize kucak açmak, evimizi açmak, evimize davet etmek, birinin evine girmek çok önemli. Dünya bunu kolaylaştırmıyor. Ama biz buna çok önem vermemiz gerekiyor. Çünkü ne diyor? Birileri bilmeden meleklere ev sahipliği yapmıştır. Kutsal kitapta bilmeden, anlamadan meleklere ev sahipliği yapan birini hatırlıyor musunuz? Lut. Lut muydu? Lut muydu Türkçesi? Orada çuvalladı ama koruk etti. Ve hayatımızda bilemediğimiz bir şekilde Rab ziyaretimize ne zaman diyor hastaydım ve beni ziyarete geldiniz, çıplaktım, gelip beni giydirdiniz vesaire gibi. Çok önemli, basit bir şey. İsa'ya benzemek böylesi çok zor, inanılmaz bir cambanlık isteyen şey değildir. Kolaydır. Yüreğimizi ona açtığımız zaman. 13. bölümde onu okumadık ama çok sevdiğim birkaç ayet okumak istiyorum. O da çok önemli. Diyor ki 8. ve 10. ayetler. Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven kutsal yasayı yerine getirmiş oluyor. Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin. Buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa şu sözle özetlenir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek kutsal yasayı yerine getirmektir. 5. yüzyılda Kartaca'da yaşayan Aziz Augustin
kilise babalarından biri. Gerçekten çok derin bir öncümüz, imanda atamız, örneğimiz. Çok kısa, çok da anlamlı bir cümlesi var. Diyor ki, seversen ne istersen yapabilirsin. Yani sevdiğin için bir şey yapacaksan, nasıl olsa hani keyfin olabilir ama sevdiğin için kendi çıkarını değil, herkesin yararını gözeteceği için ne istersen yapabilirsin. Hani kutsal yasa sevmek, bu nedenle sevmek kutsal yasayı yerine getirmektir. Aynı anlamda. Sevgi asıl özgürlüktür. Çünkü sevginin karşıtı nedir? Nefret değil. Bencillik. Seni yöneten bencil düşüncelerin, isteklerinse hem bu isteklerin kölesi olacaksın, hem de zarar vereceksin, hem de zarar göreceksin, hem de mutsuz olacaksın. Ama seni yöneten sevgi ise başkalarını düşüneceksin, onların rahatını, yararını ve mutluluğunu düşüneceksin. Ve bu şekilde hareket ederek keyfince hareket edeceksin ama özgür olacaksın. Kendinde öyle bir doyum, öyle bir keyif, öyle bir bal, öyle bir süt tadacaksın ki başka bir tat istemeyeceksin hayatın için. Sevgi için bir şey yaptınsa aldığın karşılık insanların ille de bunu takdir etmesi olmayabilir. Şükretmeyebilir insanlar. Ama sevgi için yapıldıysa yüreğinde yaşadığın, hissettiğin tat artık hep böyle, bundan böyle arayacağın tat olacaktır. Ve bu yüzden Augustine diyor ki, seversen ne istersen yapabilirsin. Hristiyan hayatı İsa'ya benzemekse, diri kurban olunan, özgürce itaat edilen, keyfince sevgi yaşanan bir hayattır. Zıtların bir araya geldiği ama bu zıtların sürekli yaşam veren, umut veren, mutluluk veren, İsa'yı veren bereketlerdir. Tanrı'nın iyi isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için bu çağın gidişatına uymayın diyor. Tanrı'nın iyi isteği nedir? Nasıl ayırt edeceğiz? Bu soruyla. Rab bu durumda, bu öğrettiklerinde, bu yaşadıklarımda Mesih'in bende daha fazla gelişmesi için nasıl bir işlem yapmaktasın? Bunu sorduğumuz zaman vaat edilen diyara bir adım daha, bir karış toprak daha kazanmış olacağız. Ve bu bizden alınmayacak şeydir. Marta ve Meryem. Birisi ev işleriyle uğraşırken diğeri Rab'in ayaklarında. Rab'i dinliyordu değil mi? Biri diğerini şikayet etti. Ama Rab'in cevabı çok önemli. Bu şey ondan alınmayacaktır. Vaat edilen diyarda, kendi hayatımızda, Mesih'in balından, Mesih'in sütünden kazandığımız, geliştirdiğimiz bereketler bizden alınmayacaktır. Yanımızda kalacak, sarsılmayacak, çürümeyecek hazinelerdir. Rabbin asıl bereketidir. Rabbin asıl iyiliğidir. Hayatın için Rabbin iyi isteği nedir? Bu sıralarda yaşadığın durumlarla bunu kendine sor.
Rab mutlaka sana gösterecektir. Belki eksiksin bir yönden. Rab onu teşvik edecektir, tetikleyecektir. Belki üzülüyorsun, Rab beni terk etti. Yok, Rab seninle ilgileniyor veya uğraşıyor. Nasıl söylemek istiyorsan. Ama Rab asla terk etmez. Çünkü soru beni niye terk ettin değil. Soru beni ne kazandırmak istiyorsun? Mesih'in benzerliğinden. Ayağa kalkalım, dua edelim. Rab'be yönelelim. Üçüncü bölümün son ayetinde bütün bu söylediklerimizin özetini veriyor. Bakınız ne diyor. Rab İsa Mesih'i kuşan. Rabbin senin için istediği iyilik Rab İsa Mesih'i kuşanmandır. Giydirmendir. Kendinde geliştirmendir. Bunun için dua edelim. Bunun için Rab'be sığınalım. Rab sana teşekkür ediyoruz, hamd ediyoruz. İyiliklerin sonsuzdur. Bu iyilikleri bizlere sağlamak için ölümden bile kaçınmadın. Göksel Baba biricik oğlunu esirgemedi. Kutsal Ruh çoğu zaman yıkık, arızalı, hasarlı olan kendi hayatımızı terk etmiyor. Teşekkür ediyoruz. Hamd ediyoruz. Biz de Mesih'in benzerliğini, vaaz edilen diyarı, bal ve süt akan senin bereketini, asıl bereketini geliştirmeye devam et. İyi isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmemiz için anlayışımızın yenilenmesiyle bizleri değiştir. Aslında ayet sen değiştireceksin demiyor, siz kendiniz değişin diyor. Ama yardım et. Değişmek istiyoruz. Sana benzemek istiyoruz. Bunun için bu pazar günü sana sığınıyoruz. Yücelercesi İsa'nın adıyla. Amin.